Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde eVIEWS ile otokorelasyon analizi yapacağız. Ama öncelikle kısaca otokorelasyon nedir hatırlatmak istiyorum. Otokorelasyon bildiğiniz üzere ana kütle hata terimleri arasındaki ilişki olması durumu. Yani ardışık hata terimlerinin arasındaki ilişkiyi biz otokorelasyon olarak tanımlıyoruz. Peki otokorelasyon neden ortaya çıkar? Modeldeki bazı bağımsız değişkenlerin alınmaması, yani gerekli olan bazı değişkenlerin alınmamış olması, modelin matematiksel biçiminin yanlış seçilmesi, bağımlı değişkenin ölçme hatalı olması ya da verilerin işlenmesi ya da hata teriminin yanlış tanımlanması gibi sebeplerle ortaya çıkabilir arkadaşlar. Peki ortaya çıkardığı sonuçlar ne? Yani neden önemli? Baktığımız zaman hipotez testleri üzerine etki eder. Yani tahmin edilen katsayı varyansları gerçek varyans değerlerinden daha küçük elde edilir ve bu nedenle de katsayıların sapmalı ve tutarsız olması durumu söz konusu olur. Modelin bir açıklama gücünü gösteren belirlilik katsayısı olduğundan büyük bir şekilde elde edilebilir. Ama katsayılar anlamsızdır. Yani sahte regresyon dediğimiz bir durum ortaya çıkar. Elde edilen T ve F testleri güvenilmez hale gelir ve tabii ki öngörümlemeler üzerine de etkisi olacaktır. Dolayısıyla eğer en küçük kareler yöntemini kullanıyorsak, zaten hatırladığımız üzere varsayımlarından bir tanesi hatalar, ardışık hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur şeklinde kurulmuştur. Dolayısıyla biz otokorelasyonun en küçük kareler yöntemiyle incelediğimizde modelde olmasını istemiyoruz. Çünkü olduğu durumlarda ciddi sonuçlar çıkartıyor. Peki otokorelasyonu nasıl belirleyebiliriz? Otokorelasyonu grafik yöntemle belirleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu bize garanti bir sonuç vermeyebilir her zaman ama ardışık hata terimlerinin arasındaki ilişkiyi gösteren grafiksel grafiklere baktığımızda fikir edinmemiz mümkün. Bunun dışında Durbin-Watson testi, Wallis testi, Brush-Gottfried testi. Burada Angel Arch geçiyor ama aslında Angel Arch oynaklık testi ama varyansların kareleri arasındaki ilişkiyi modellediği için otokorelasyon gibi bahsedilebilir fakat bir otokorelasyon testi değildir. Ve Beran Bulut web testi arkadaşlar. Biz bugün Durbin-Watson, Wallis ve Brush-Gottfried'den bahsedeceğiz. Ilius hazır olarak hangisini yapar diye düşünürsek de Brush-Gottfried testini direkt yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında Durbin-Watson sonucunda eVIEWS çıktısı üzerinde model tahmin sonucunda görebiliyoruz. Peki diyelim ki otokorelasyonu tespit ettik. Biliyorsunuz en küçük kareler yöntemi ile çalışıyorsak devam edemeyiz çünkü varsayımı sağlanmıyor. Bu durumda da otokorelasyonun ortadan kaldırılma yöntemlerinin denenmesi gerekiyor. Peki nasıl kaldırabiliriz? Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi, işte fonksiyonel biçim değiştirmesi ve birinci farkların alınması, işte Cochran-Orcutt yöntemi, Hilret-Lew gibi yöntemlerle otokorelasyon ortadan kaldırılabilir arkadaşlar. Şimdi bu bir hatırlatmaydı, bir otokorelasyon hatırlatmasıydı. Şimdi çalışacağımız veri setimizi bir tanıyalım. 2001 ve 2014 yılları arasında gayri safi milli hasıla, para arzı ve mevduat faiz oranı verilerini kullanarak ilgili soruları cevaplayacağız örneğimizde. Gördüğünüz üzere bir zaman serisi. Zaten otokorelasyon sorununun olabilmesi için ağırlıkla eğer bir zaman serisiyle çalışıyorsanız artışık hata terimleri arasında ilişki yani otokorelasyon olması oldukça muhtemeldir arkadaşlar. Dolayısıyla hatta şöyle bir genelleme bile yapılır. Eğer işte zaman serisi ise ve zaman periyodunuz uzunsa otokorelasyon başınızın bir ciddi sorunu olabilir. Dolayısıyla da aslında yöntemin yetersiz kalması nedeniyle yani en küçük kareler yönteminin zaman serilerinde otokorelasyon varsayımını geçememesi nedeniyle daha üst metotlar, zaman serisi analizi dediğimiz teknikler kullanılıyor. Çünkü otokorelasyon zaman serilerinde özellikle ciddi bir sorun ya da işte kesit serilerinde de farklı varyans sorunu genellikle ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Tabii istisnai durumlar söz konusu ama bir zaman serisiyle çalışıyorsak mutlaka otokorelasyonun üzerinde ısrarla durmalıyız. Dolayısıyla elimizdeki şu anda inceleyeceğimiz seri de bir zaman serisi. Aslında zaman periyodu kısa bir seri bu. Ama bakalım otokorelasyon sorunu olacak mı? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Veri setimiz bu olacak ve modelde ardışık hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur iddiasını sınayacağız. Şimdi gelelim bu verilerimizi eVIEWS'a aktarmaya ve bunun üzerinden devam etmeye.
Şimdi verilerimi arkadaşlar farklı bir şekilde almayı deneyeceğim. Öncelikle Evius'a bir zaman serisi girişi tanımlayacağım. Ve sonra da buradaki verileri kopyalayıp yapıştırarak ilerleyeceğim. Hazırda bir Excel dosyam yok şu anda. PDF'teki verileri kullanacağım. Şimdi bunun için ne yapacağım? Önce bir zaman boyutuna bakıyorum. 2014-2001 yani 13 artı 1 14 yıllık bir zaman serisi. Evius'a geliyorum. O girişi kapatmıştım ama şöyle açabilirim. File diyeceğim, New diyeceğim, Work File diyeceğim. Şimdi buradan kendim bir giriş oluşturmam gerekiyor. Zaman serimin periyodu şöyle hemen bakalım. Zaman serimin periyodu 2001-2014. Geliyorum buraya. Bakın düzenli veri zaman serisi yıllık 2001 yazıyorum. 2014 yazıyorum. Ve okey diyorum arkadaşlar. 14 gözlemlik çalışma alanım oluştu. Şimdi ne yapacağım? Verilerimi PDF'den kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Bunun için Quick diyorum. Önce kendime bu oluşturulan dosyayı bulmam lazım. Pardon, Quick diyorum. Empty Group diyorum. Bakın karşıma çıktı. Şöyle şunu yukarı kaydırıyorduk. Şunu da sağ, pardon, sola çekiyorduk. Şimdi gideceğim PDF'e. Şu verilerimi şöyle kopyalayacağım. Evius'a yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi geliyorum Evius'a. Şöyle empty group diyorum. Bu kısma yapıştıracağım. Şimdi burada bakalım bir sıkıntı çıkartacak mı? Ayrılma şekli boşluk ama burada bakalım boşluk diyelim. Bakın gördüğünüz gibi bu kısmı eğer dikkat etmezsek burada yapıştırılması sırasında sıkıntı yaşarız. Bakın burayı tekrar ediyorum. PDF'den direkt kopyaladım. Buraya aktarmak istediğimde, şimdi şunu kapatayım. Artık bakın verilerim geldi. Ama yapıştırmak istediğimde empty group deyip işte şu kısma gelseydim ve şunu da şöyle sola dayayayım. Direkt buraya yapıştırsaydınız arkadaşlar paste'i. Bakın gördüğünüz gibi bunu metin dosyası olarak algılardı. Dolayısıyla hata yapmış olurdunuz. PDF'den kopyaladığınızda buraya yapıştırırken bakın özel yapıştır diyorsunuz ve bakın nasıl ayrılmış diyor. Saplama, işte virgülle mi, semikolonla mı, bir boşluk, bir ya da daha fazla boşlukla mı, iki veya daha fazla boşlukla mı? Bizim hatırlayın, boşluk var aralarında. Yani PDF'ten kopyaladığımız aralarında boşluk var, virgül falan yok verilerin. Dolayısıyla ben buraya gelip bir ya da daha fazla boşluğu seçip yapıştırıyorum. O zaman yapışıyor. Yani diğer yoksa direkt yapıştırırsanız hata yapmış olursunuz. Bakın buraya artık tekrar bu verileri almış oldu. Ama ben bunları kullanmayacağım için şu yıllar 01'i, R01'i bunu ve bunu siliyorum. Ve dikkat edin bakın arkadaşlar aynı isimli iki değişkeni kaydedemeyeceği için sistemine eriyoruz. Hemen 01, 01 diye yanlarına ekliyor yani. Şöyle hepsini yes to all deyip siliyorum. Şimdi gelelim biz kendi analizimize. Değişkenlerimiz, bağımlı değişkenimiz gayri safi yurt içi hasıla, bağımsız değişkenlerimiz ise para arzı ve faiz. Normalde arkadaşlar biz şu anda ne yapmaya çalışıyoruz? En küçük kareler yöntemini tahminleyeceğiz. Bu yöntemi kullanabilmemiz için gerekli olan varsayımlardan ardışık hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur iddiasını sunacağız. Şimdi gelelim. Önce modeli tahminleyelim. Bağımlı değişken gayri safi yurt içi hasıla, bağımsız değişkenler para arzı ve faiz. Şöyle hemen sağ tıklıyorum. As equation diyorum ve modelimi tahminliyorum. Şimdi model çıktıma bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere önce bir bakalım. Bütün katsayıların %5 önem seviyesinde istatistik olarak anlamlı olduğunu görüyorum. R kareme bakıyorum. Oldukça yüksek. Yani bana diyor ki R kare gayri safi yurt içi hasıladaki değişmelerin %96,2'si para arzı ve faiz tarafından açıklanabilmektedir diyor. Yani her şey çok güzel gözüküyor. Ama biz her zaman da ne diyoruz arkadaşlar? Bu modeli kullanabilmemiz için bu modelin en küçük kareler yönteminin varsayımlarını sağlaması gerekir. Şimdiye kadar öğrendiğimiz varsayımları test edebiliriz hızlıca. Mesela neydi? Hemen view diyorduk. Coefficient diagnostics diyorduk ve normalde pardon çoklu doğrusal bağlantı olup olmadığı ile ilgili varyans inflation faktör yapıyorduk. Ve bakın hemen şu kısma odaklanıyorum. Bu değerler 10'dan küçük olduğu için hatta daha hassas ölçümle 5'ten küçük olduğu için çoklu doğrusal bağlantı yok. İlk varsayımı geçtim. Hemen geliyordum. View diyordum. Residual Diagnostics yani artıklarla hatalarla ilgili testleri sınamaya başlıyordum.
Bunlardan ilki normal dağılımlı. Hatalar normal dağılımlıdır varsayımıydı. Hemen bakıyorum. Bakın, probabiliteye bakıyorum Jacques'ın. %5'ten büyük, yani temel hipotezi reddedemiyorum. Hatalar normal dağılımlıdır. Doğru. Bu varsayımı da sağladı. Başka neyi öğrenmiştik arkadaşlar? Hatalar eşit varyanslıdır diyordu varsayımımız. Ne diyoruz? Yine hatalarla ilgili bir test yapıyorum. Heteroskedastisini test diyorum. Brash-Paganda yapayım. Okey diyorum. Bakın, bu varsayımımı da sağladı. Hemen şuraya odaklanıyorum. %5 önem seviyesinde prop değeri %5'ten daha büyük olduğu için temel hipotez reddedilemez. Yani hatalar eşit varyanslıdır. Bu varsayımı da sağladı. Şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz 3 varsayımının üçünü de bizim modelimiz sağladı ve şu anda oldukça başarılı gözüküyor. Şimdi bir varsayım daha göreceğiz. Bu da otokorelasyon. Yani ardışık hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur. Şimdi önce arkadaşlar burada pratik yoluyla ev üstü yapmayı göstereceğim ama bunun öncesinde işte işin mutfağı dediğimiz kısımda yani Goldfrey testi yapacağız. Burada ne çalışıyor? Ev üstü neyi çalıştırıyor? Buna bakalım istiyorum. Şimdi yine hatalarla ilgili bir test yaptığımız için leave diyeceğiz. Bakın yine artık ya da hatalarla ilgili testler. Bakın burada artık serial correlation elem test diyor. Yani aslında bana korelasyon testinin de burada olduğunu söylüyor. Tıklıyorum arkadaşlar. Bakın neyi soruyor? Gecikme sayısı. Dahil etme istediğin gecikme sayısı diyor. Bana bunu niye soruyor? Bunu sorma sebebi biz otokorelasyonu tanımlarken ne demiştik? Ardışık hata terimleri arasındaki ilişki. Kaç tane ardışık yani kaç dönem gecikmeli hataların arasındaki ilişki. Dolayısıyla eğer periyodunuz uzunsa mesela işte uzun periyotlu bir seri ise bunu 8, 9, 10, 12 çıkartabilirsiniz. Ama bizim veri setimizde zaten 14 tane gözlem var. O yüzden bakın bize 2 tane diye öneriyor. Bunu bir de yapabiliriz çünkü çok küçük bir zaman serisiyle çalışıyoruz. Ama burada kendi periyodumuzun uzunluğuna göre bu sayıyı opsiyonel olarak değiştirebiliyoruz arkadaşlar. İki seçili. Okey diyorum. Şimdi bakın mantık ne? Şu anda varsayalım ki biz Brash-Goldfrey elem testinin teorik yapısını hiç bilmiyoruz. Ve daha önce anlattığım işte değişen varyansla ilgili testler vardı mesela. Hep ne diyorduk arkadaşlar? Bu testler bir yardımcı regresyon kullanır ve bu yardımcı regresyonun bilgisine dayanarak bize bir sonuç verir diyorduk. Şimdi baktığımızda şurası o zaman benim yardımcı regresyon kısmım. Bakalım nasıl bir yardımcı regresyon kullanıyor? Brash-Goldfrey seri korelasyon elem testi nasıl bir yardımcı regresyon kullanıyor? Bağımlı değişken hatalar. Hangi hatalar? Ana modelin hataları. Bağımsız değişkenler kendileri ve ben başlangıçta ardışık iki dönem hatalar dediğim için iki dönem gecikmeli hatalar yer alıyor. O zaman bu testin yardımcı regresyonunda bağımlı değişkeninde hatalar, bağımsız değişkenlerin kendilerinin ve seçtiğim gecikme sayısındaki hataların gecikmeli değerlerinin yer aldığı bir yardımcı regresyon tahminliyor. Peki mantık neydi arkadaşlar? Tahminlediği bu yardımcı regresyonun rekaresini kullanarak gözlem sayısı çarpı yardımcı regresyonun rekaresinden bir test istatistiği hesaplamak ve bu test istatistiğini pi kare tablosu değeriyle karşılaştırmak. Hangi pi kare tablosu değerine bakacak? Bakın burada göstermiş. İki serbestlik dereceli pi kare tablosu diyor. Peki bu 2 nereden geliyordur? Bu 2 benim başlangıçta seçtiğim gecikme sayısından geliyordur. Ve Evius bir şey daha yapıyor. Bana bunun prop değerini veriyor. Yani benim gidip de tekrar ki kare tablosuna bakmama gerek kalmıyor. Prop değerini verdiği için ben artık prop değerine odaklanarak bu modeli yorumlayabiliyorum arkadaşlar. Eğer %5 alfa eşittir %5 alırsam modelde çıkan prop değeri %5 önem seviyesinden büyük olduğu için temel hipotez reddedilemez. Yani ardışık hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur diye açıklama yapabilirim. Dolayısıyla bakın burada artık modelimin şimdiye kadar öğrenmiş olduğum 4 varsayımı da sağladığını direkt olarak söyleyebiliyorum. Bunu söylerken dikkat ettiğiniz şey bakın hiç
Brush-Gottfried testini bilmeseniz bile bu varsayımların bir yardımcı regresyon kullanarak çalıştığını biliyorum. Hemen bakın yapılan testten yardımcı regresyonun teorisini çözebiliyorum. Yardımcı regresyon demek ki böyle bir model kullanıyor. Bu yardımcı regresyonun rekaresiyle gözlem sayısını çarpıp da bir değer hesaplıyor. Ya ben bu değeri aldığım gecikme sayısındaki iki kare tablo değeriyle karşılaştırıp karar veririm. Yani bu değer iki kare tablo değerinden büyükse temel hipotezi reddederim. Ki bakın büyük değil. Bir serbestlik dereceli iki kare tablo değeri 5.99. 5.92, 5.99'dan büyük olmadığı için H0 temel hipotezi reddedilemez. Yani ardışık hata terimleri arasında otokorrelasyon yoktur'u bu şekilde de yorumlayabilirim. Ya da gelirim prop değerine bakarım arkadaşlar. Prop değeri de %5 önem seviyesinde gördüğünüz gibi bana temel hipotezin reddedilemez olduğunu söylüyor. Yani ardışık hata terimleri arasında otokorrelasyon yoktur diyor. Bu dolayısıyla EVIUS'un aslında bize kolaylıkla verdiği varsayımı test etmemizi sağlayan bir yöntem. Mesela yine VIEW diyeyim. Residual Diagnostics diyeyim. Yine Serial Correlation Elem Test diyeyim arkadaşlar. Bu sefer bir gecikmedeyim. Yani iki dönem hatalar arasında ilişki yok. Ama acaba bir dönem hata terimleri arasında ilişki var mı? Yani ben atıyorum 2001'deyken 2002 yılındaki hata terimiyle arasında bir ilişki var mı? Bir sene öncesiyle bir ilişki var mı? Gecikmeyi yapıp okey diyorum. Bakın arkadaşlar yine bana neyi söylüyor prop değeri? Temel hipotezi reddedemediğimi söylüyor. Dolayısıyla ben aslında burada yine otokorrelasyon olmadığını söylüyorum. Yani ardışık bir dönem önceki hatalar arasında da ne yok? Bir dönemlik hata terimleri arasında da ilişki yok. İki dönemde de yok. Bu şekilde dediğim gibi periyodunuz uzunsa, zaman serisi periyodunuz uzunsa buradaki gecikme sayısını daha fazla almak mümkün. Ama bizim serimizde zaman periyodu çok kısa olduğu için buna şu anda gereksinim duymuyoruz. O zaman arkadaşlar ben eğer bu yöntemin teorik yapısıyla çözmek isteseydim, yani tabii buna şu anda ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Ama biz genelde ekonometrik bölümlerine bunları manuel olarak da yaptırıyoruz. Biz eğer bunu elle çözmek isteseydik, diyelim ki sadece teorisini biliyoruz şu modelin, geliyorum ana modelime. Sadece bu teorisini biliyorum. Yani ben Brush-Gottfried testinde yardımcı regresyonun, bağımlı değişkenin hata, bağımsız değişkenlerin ve hatanın kaç gecikmeli değerinin modelde olmasını istiyorsam, o değerinin olduğu bir yardımcı regresyon tahminlenmesi gerektiğini biliyorsam ne yaparım? Bu modeli tahminledim. Bu modelin hata terimlerini çekerim ki bakın zaten en son bu modeli tahminlediyseniz resip diye gözüken bu modelin hata terimleridir. Bunlar elimizde var. Ya da ne yapabiliyorduk? Nasıl çekebiliyorduk? PROC diyorduk örneğin. PROC menüsünden Make Residual Series de diyebiliyorduk. Mesela aynı yöntemle. İşte burası sefer isimlerini mesela hata deyin. Aynı değerleri yine elde edebiliyorduk arkadaşlar. Yani burada resid diye kaydettiği şey de aynı şey. Sizin işte Make Residual Series deyip de oluşturduğunuz değerler de aynı şey. Ya da nasıl elde edebiliyorduk? Ne diyorduk? Şuradan Actual Fitted Residual diyorduk. Bunların tablo halini seçip şuradaki artık ya da hata değerlerini kopyalayabiliyorduk. Gördüğünüz gibi yine aynı değerler. Dolayısıyla buradan da elde etmemiz mümkündü. Ama şu anda zaten elimizde var. Hata diye de kaydettim. O zaman işin teorik yapısıyla çözmek isteseydim hemen ne yapardım? Bağımlı değişkenin hata, bağımsız değişkenlerin kendilerinin olduğu ve bakın as occasion dedim. Ve bir de neyi eklemem lazım? Kaç dönem gecikmeli inceliyorsam ardışık hatalar arasındaki ilişkiyi o kadar gecikmeli değerini eklemem gerekirdi. Mesela iki dönem için yapalım. Hata, bakın gecikme değeri için arkadaşlar parantez açıp -1 derseniz bu bir dönem gecikmeli değeridir. Hata -1 yazabilirsiniz. Ya da hata iki dönem gecikme için bakacağım. -2 dediğinizde artık EVIUS'un arka planda hesapladığı yani kullandığı yardımcı regresyonu bu şekilde manuel olarak oluşturabilirsiniz. Tamam diyorum. Bakın artık bana bir R kare değeri hesapladı. Şimdi ben bu R kare değerini kullanarak ne yapacağım arkadaşlar? Bir istatistik hesaplayacağım ve bu değeri bir kare tablosuyla karşılaştıracağım. BG testine ait bir istatistik hesaplayacağım için
Buraya comment'e yazıyorum arkadaşlar. Skalar adı BG olsun eşittir. Nasıl hesaplayacağım? Bu modelin re karesi yani 0.43343 sayısıyla en eksi sayıyı çarpacağım. Yani gözlem sayısı eksi gecikme sayısı. Burada da kaç arkadaşlar? 14 eksi 2 yani 12 yazıyorum ve enter diyorum. Bakın artık manuel olarak yani bir test kullanmasaydım ve yardımcı regresyonu kendim oluştursaydım bulacağım test istatistiği 5.20 olacaktı. Bunu neyle karşılaştıracağım? 2 serbestlik dereceli 2 kare ile ve o da 5.99 arkadaşlar. 5.20 5.99'dan küçük olduğu için yine temel hipotezi reddedemeyecektim. Yani yine hatalarda otokorrelasyon yoktur diye yorum yapabilecektim. Bu da manuel olarak testin hesaplanması. Ufak tefek sadece böyle rakamsal farklılıklar var değerlerde. Onun dışında aynı sonucun olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunu manuel olarak yapmaya gerek yok. Biraz önce de anlatmış olduğum gibi modelinizi tahminleyip yani arka planını bilin. Ama normalde ne yapacaksınız arkadaşlar? Ana modeli tahminleyeceksiniz bu şekilde. Ve gidip şuradan artık bir menüsün içerisinden korelasyon testini çalıştıracaksınız ve yine yorumlamanızı yapacaksınız. Peki başka nasıl korelasyon testini değerlendirebilirdim? Bir yöntem daha var arkadaşlar. Aslında bakın modeli tahminlediğinizde size verilen ekrandaki çıktıda Durbin-Watson istatistiğini görürsünüz. Bu Durbin-Watson istatistiği de aslında neyle ilgili? Otokorelasyonla ilgili. Durbin-Watson'ın kullanılmadığı yöntemler var. Örneğin eğer modelde sabit terim yoksa ya da işte otoregresif bir parametre varsa yani değişkenlerin gecikmeli değerleri modelde yer alıyorsa Durbin-Watson istatistiğine güvenilmez. Dolayısıyla aslında Durbin-Watson istatistiğini kullanarak işte gidip Durbin tablosundan bu değerin düştüğü aralığın nerede olduğunu hesaplayarak da otokorrelasyonu değerlendirebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Şöyle bir Durbin-Watson tablosu aç. Bakın tabloda ne yapacağız arkadaşlar? Şu değerin hangi aralıkta? Mesela şöyle bir tablo çiziyorduk. Bakın işte 0 ile alt sınır arasında ise pozitif otokorrelasyon, 2 sınırın arasında ise kararsızlık, işte üst sınırla 4 eksi üst sınır arasında ise otokorrelasyon yok bölgesindeydi. 4 eksi üst sınır ve 4 eksi alt sınır arasında ise yine kararsızlıktı. Ve 4 eksi alt sınır ve 4 arasındaysa negatif otokorrelasyon bölgesiydi. Şimdi bu tablo değerine bakarken nasıl bakıyorduk? Hemen şuradan Durbin tablosuna da gidelim. Bakın örneğin bu %5 için bir Durbin-Watson tablosu. Katsayı sayınız eksi 1 K üssü diye gözüküyordu. Yani bizim modelimizde 3 tane parametre var. 3 eksi 1 yani bizim için 2 de K üssü eşittir 2'ye bakılacak. K üssü 2 olduğu noktada gözlem sayımız yani şu satırlarda yer alan gözlem sayımız 14. Bakın N14. O yüzden bizim kullanacağımız Durbin-Watson test istatistiği değerleri 0.905 ile 1.551 arasında olacak. Yani alt sınırımız bu, üst sınırımız bu. Dolayısıyla gidip bu değerler arasında mı, nerede yani şu tabloda bu değerleri yerleştirdiğimizde karar vermemiz mümkün hale gelecek. Yani bizim aslında bulduğumuz değer arkadaşlar alt sınırla üst sınırın arasında kalıyor. Yani Evius'un verdiği çıktıya göre bakın. Dolayısıyla aslında bu testte Durbin-Watson'a göre karar veremiyoruz. Bu nedenle de başka bir testle otokorrelasyonu sınamamız gerekiyor. Zaten hani kolaylıkla Brush-Goldsway testiyle ulaşabiliyoruz ama Durbin'in testinde buradan ağırlıklı kullanabiliriz. Ya da hatırlarsanız Durbin-Watson'da şöyle bir ilişki vardı. Yani Durbin-Watson'ın istatistiği 2 ek çarpı 1 eksi rho'ya eşitti. Dolayısıyla aslında Durbin'in kas sayısının 2'ye yakın bir şey buluyorsanız otokorrelasyon yok demektir. Bunun sebebi ne? Çünkü eğer burada rho'yu yalnız bırakırsanız rho'nun 1 eksi d bölü 2'ye eşit olacağını görürsünüz. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bu değer sıfıra yakın bir şey çıkarsa arkadaşlar otokorrelasyon yok demektir. Yani şu bölgede de yerleştirebilirsiniz. Şurada Durbin'in 2'ye yakın olması da otokorrelasyonun olmadığı anlamına gelir. Bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Bu da otokorrelasyona farklı bir yaklaşım. Dolayısıyla otokorrelasyonu test ederken rahatlıkla aslında en kolayı Brush-Goldsway'i kullanabilirsiniz. Ama eğer Durbin-Watson'ı da yorumlamak istiyorsanız eğer şu değer 2'ye yakınsa arkadaşlar otokorrelasyon yoktur anlamına gelir. Ama Durbin-Watson testinin kullanılabilmesi için dikkat etmeniz gereken unsur modelde sabit terim olması gerekiyor. Ve işte mesela otoregresif parametrelerin model içerisinde yer almaması gerekiyor.
Bu basitçe Ewells'ta otokorelasyonu nasıl test edeceğimizle ilgili bir kısım. Şimdi bizim verimizde otokorelasyon sorunu çıkmadı arkadaşlar. Yani biz şu testi yaptığımızda işte bir gecikme için örneğin çalıştırdığımızda ya da iki gecikme için çalıştırdığımızda %5 önem seviyesinde otokorelasyon olmadığını gördük. Ama mesela %10 seviyesi için burada temel hipotezi reddediyoruz. Yani alfa eşittir %10 olduğunda otokorelasyon var diyoruz. Ama kabul edilebilir olasılık. Yani %5'e göre yorumlamamızda bir sıkıntı yok. %5'e göre değerlendirdik. Otokorelasyon olmadığına kanaat getirdik. Mesela işte daha fazla gecikme için bakalım. Risk yine view, residual diagnostics. Burayı 3 yapalım mesela. Bakın 3 gecikmede de otokorelasyon yok. Yani aslında bizim serimizde bir otokorelasyon sıkıntısı yok. Ama diyelim ki vardı. Yani var olsaydı ne yapacaktık? Çeşitli düzeltme yöntemleri var arkadaşlar. Bunlardan ilki aslında modelin formatını değiştirmek. Yani doğrusal biraz daha doğrusu logaritma alıp daha da duranlaştırmaya çekmek onu. Otokorelasyon sorunu bazen çözebiliyor. O yüzden ilk önce bunu düşünebilirsiniz. Model doğrusalsa logaritmik hale geçirmeyi düşünebilirsiniz. Ama bunun dışında eğer modeliniz şuradaki gibi diyelim ki otokorelasyon sorunu çıktı. Fark denklemi alabilirdiniz. Birinci fark denklemi dediğimiz denklemi oluşturabilirdiniz. Bunu da arkadaşlar yapmak için her bir değişkenin başına D harfi yazarsanız ya da kendisinden bir önceki döneminin değerini çıkartırsanız serinin farkını almış olursunuz. Farkını çalışmış olursunuz. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz? Ya işte differences anlamında her bir değişkenin başına gelip D yazıp değişkenin kendisini parantez içerisine alabilirsiniz. Aynen buradaki gibi bakın. Bu şekilde yazabilirsiniz. Sabit terim zaten fark denkleminde olmayacak arkadaşlar. Bu teorik yapısından hatırlıyor olabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda artık bu denklemde otokorelasyon sorununun kalmadığını düşünebiliriz. Ya da şunu yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar bunun yerine şunu da yapmak mümkün. Her bir serinin kendisinden bir dönem önceki halini çıkartmak demek, onun birinci farkını almak demek. Yani şu şekilde de yazılabilir. Gayri safi yurt içi hasıla eksi gayri safi yurt içi hasılanın bir dönem önceki değeri. İşte bir kez daha parantezi kapatayım. Yine işte para arzı değişkeni için para arzının kendi değeri eksi para arzının bir dönem önceki değeri. Ve yine işte faiz eksi, şöyle yazayım. Faiz eksi faizin bir dönem önceki değeri şeklinde de modeli tahminleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde fark denklemiyle çalışmış olursunuz. Ve gelip işte bunda tekrar artık otokorelasyonu kontrol ettiğinizde artık otokorelasyon sorununun düzeltmeyle ortadan kaldırılmış olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da otokorelasyonu düzeltmede tercih edilebilecek bir yöntemdir. Yine mesela ilk başta başlarken farklı düzeltme yöntemlerinden de bahsetmiştik arkadaşlar. Hepsinin mantığı aslında bu fark denklemi üzerinedir. İşte örneğin Durbin'in D istatistiği yöntemiyle düzeltme yaptığınızda rho'yu D istatistiğini kullanarak hesaplarsınız bu modelde. Ve işte şu katsayılar örneğin teorik modelde hatırlarsanız işte rho çarpı gecikmeli değer, rho çarpı gecikmeli değerler vardır. O hesapladığınız rho yerine şuradaki sayısal değerini yazıp işte atıyorum diyelim ki 0,8, 0,8 çarpı diye yazarak modifiye edersiniz. İşte şunun da önüne gelip 0,8 çarpı kendi gecikmeli değeri yine bunun önüne gelip 0,8 çarpı deyip yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu teorik gösterimin uygulamaya uyarlanması. Diğer yöntemler de aslında fark denklemleri mantığına dayanıyor. Ya da mesela Hilbert Rho yapıyorsanız yine teorik kısmını anlatmayacağım ama biliyorsunuz çeşitli Rho değerleri deniyorsunuz. Hata kareler toplamını küçükleyen. Diyelim ki en küçük hata karelere yine 0,8 ile ulaştığınızı düşünün. Bu farkın önündeki gecikmeli değerin önündeki değeri 0,8. Yani bulduğunuz korelasyon katsayısıyla çarparak düzeltmesini yapabiliyorsunuz. Şimdi bu da arkadaşlar otokorelasyon sorununu nasıl tespit edeceğimizi gördük. Düzeltme şeklinde de buradaki adımlarla yapmamız mümkün. Burayı da önemli aklınızda tutmanız sizin için iyi olacaktır.